demişsin ki kadın erkek ilişkileri kimya gibidir. Hı hı. Biraz açar mısın? Ya şöyle dedim, benim en zayıf olduğum dersti kimya, oradan yola çıkarak. Söyledim. Şöyle ki yani hani hiç beceremedim kimya formüllerini çözmeyi. O yüzden benim için hani aşk kimya formülü gibi onu çözmeye çalışırken deli çıkabilme ihtimalim var. Gerçekten öyle hani. Kim başka derste zayıfsa onu da hani baz alıp konuşabilir ama benim için öyleydi yani hani. Çözmeye çalışırken deli çıkabileceğim bir şey. Aşk tarih gibi, aşk biyoloji. Yok yani ama gerçekten öyle. Hani içimden gelen benzetme oydu diyeyim. Çok güzel bir benzetme ama. Deli çıkabilirsin ve ben iyi bir kimyacı değil olamazdım dedim hayatım boyunca yani hani. Öyle bir örnek veresim gelmiş. Onun için herkesin kimyası zayıf demek. Bilemiyorum. Hani kimyager olmak gerekiyor ya da o zaman. Her şey başka yerlere gidiyor farkında mısın? Tabii. Hangi takımı tutuyorsun sen? Bir de futbol fanatik futbol yani futbol. Ya o çok aslında onlar. Onlar çok o bahsettiğimiz şey şuradan geliyor. Ben eski spor spikeriyim. Yaklaşık bir 2-3 sene yaptım bu mesleği ama tabii eğitimim ondan öncesinde hep tiyatroydu zaten. Yani lisede tiyatro okumaya başladım ben. O bir dönem benim için çok kıymetli bir dönemdi. Gerçekten hani ekranla tanıştığım tam anlamıyla. Ve kendimi çok geliştirdiğim, özgüven sahibi oldum ve çok şey öğrendiğim bir şeydi. Hani yazacağım için konuşuyorum. Dolayısıyla çok keyifliydi. O dönemde tabii istersen bu işi seviyorsan yapabilirsin ancak siz de biliyorsunuzdur. Ben de çok seviyordum zaten hani çok ciddi bir izleyicisiydim ama tabii zamanla iş meslek değişince hayat şartları değişince ister istemez takip edemez hale geliyorsunuz. Çünkü sette insanüstü saatlerde çalışıldığı için doğru. Tempo farklı oluyor, koşuşturmacan farklı oluyor ve bazen takip edemiyorsun ama fanatik Galatasaraylıyım. Bu sene de iyi gidiyor. Sen de Galatasaraylısın evet. Değil mi? Sen de. Aa ben de şahane. Biz buna şahane diyoruz. Peki hiç maç sunmak istedin mi? Çok istedim ama çok saçma bir fikir. Yani şöyle ki hani Türkiye'de gerçekten. Düşünsene. Yani çok eğlenceli güzel olabilir. Olurdu. Çok da denedim yani oturup şey başında monitör başında. Denedin mi? Denedim. Hayır, ama hayır. Ağzım dilim birbirine dolanıyor. Yani bir de kimse izlemez ki Allah aşkına düşünsene. Hadi gol diye bağıran bir tip yani. Komik kimse izlemez yani. Ay acıdı mı acaba falan gibi şeyler. Arada mesela öyle şeyler. Düşünsene kaçıverir yani kadın içgüdüsü çünkü. Düşünsene karşı taraftan mesela hani sen bir takımı tutuyorsun mesela diyelim bir Galatasaraylı işte yabancı bir takım. İşte Real Madrid'in maçı var diyelim. Bir anda mesela ay geliyorlar eyvah eyvah. Olmaz yani kimse izlemez. Kesin çılık atılır bir kere değil mi? Kesin, kesin. Gol olduğu zaman gol diye bağırılmaz. Çılık atılır yani. Milli maçlarda ya da hani vesaire böyle çok ciddi derbilerde sunan spikerin hangi takımla olduğunu, hani hangi takımı tuttuğunu bile sezebiliyorsun bazen bağırışından, çığırışından. Çünkü öyle bir artık o gol feryadı hani geliyor ki artık. Çok profesyoneller bazen hiçbir şey anlamıyorsun yani ki bilmeme rağmen hangi takımı tuttuğunu hiç anlayamayabiliyorum. Yok, ben bazen. Ben tanıdığım için belki de anlıyorum. Ha, belki hani. De. Ama ben şeye bayılıyorum mesela hani işte diyelim ki kalede Volkan var. Volkan kalede dikkatli ne biliyorsun? Belki kafasında başka bir şey düşünüyor. Volkan kalede dikkatli. Hani böyle enteresan. Biz eskiden annemi kandırırdık ya yazık be. Bir şey olurdu hani normal bir faul pozisyonu. Oyuncu yere düşer. Ondan sonra ay ne oldu çocuğa derdi annem. Derdi ki bak cenaze arabasıyla hoca geldi derdi. Tövbe yarabbim ya. Ağlamaya başlardı. Herhalde. Ama bu olur mu? Bu her şeye inanılır mı canım bu kadar yani? Ama olsun evladı söylüyor ayol insan. Bak şimdi yani. Ben çıkınca senin bir, çocuğun oluyor. Ben bir açayım annemden özür dileyim mi? Yani artık geçmiş herhalde anlamıştır artık yapmıyorsun büyümüşsündür artık. Şimdi birazcık da İzmirli hemşerimle konuşayım ha, sohbet edeyim. Biz de hemşerimiz sayılırız canım. Yani. Orası öyle ama o çok çok küçük küçüklüğünden bilirim ben onu. Evet biz çok eski tanışıyoruz. Tabii aile dostu o. Aynen öyle. Nasıl gidiyor her şey hayat? Süper. Bu film yoğun. Gayet güzel bir şekilde başlayacak. Konuşta neler var çalışmaları? Onun dışında şu anda zaten başka bir film çekiyoruz. Türkler çıldırmış olmalı diye. O inşallah bu ayın sonu gibi bitiyor. Ondan sonra da kısa bir ara yani bir hafta 10 gün sonra herhalde diziye başlıyorum. Bayağı yoğun depo gidiyoruz. Hangi koştur, dizi? Koştur. Nerede? Nasıl? Ne zaman? Kimler var? İşte onların hiçbirini söylemeyeyim. TMD ile başlıyoruz.
Onun süper. Dışında hani başka bir ayrıntı veremiyorum ama keyifli, güzel gidiyor. Koştur koştur gidiyoruz. Oh ne güzel. En güzeli güzel. Zaten öyle hani bir koşturma içerisinde olmak. Yoksa insan sıkılıveriyor bir de kendini dinliyor. Bir de ben uzun süredir de çalışmamıştım. Çalışmadın. O yüzden tamam artık hani. Tamam koşturmaya hazırım. Depoladım enerjiyi.